Arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun zamandır arabada bir video çekmiyorum. İşte berbere gidiyorum. İnanın yemek yiyecek zamanı zor bulurken berbere gitmek de çok zor oluyor ama işte araya bir şeyler bazen kaynatabiliyoruz, böyle sıkıştırabiliyoruz. Arkadaşlar şimdi size öyle bir hikaye anlatacağım ki bu size çok güzel bir motivasyon videosu olacak. Bunu mutlaka dikkatli dinleyin ve can kulağıyla dinleyin. Hem kendi hayatımdan hem de 3 ay önce 2023'te vize randevusu olan birinin vizeyi öne alıp şu an Amerika'da olup neler yaşadığını, başına neler geldiğini size 4-5 kişiden bahsedeceğim. İşte bu 4-5 kişi şu an Amerika'da ne yapıyor? Lan tamam, vizelerini aldılar, geldiler. Dil okuluyla gelen var, Green Card'la vesaire ya da J1 vizesiyle gelenler de var. Biz J1 vizesini yapmıyoruz ama 5. kişi, ondan bahsedeceğim. Çok dikkatli dinleyin. Şimdi 1. kişiden bahsedeceğim. Bu adam F1 ile alakalı bize ulaştığında 2022'nin sonlarına doğru, 2023 yani, randevu almıştı. Bir boşluk buldu, randevusunu öne aldı. Amerika'ya geldi. Yaklaşık kendisiyle bir aydır görüşmüyoruz. Ya yani ben merak ettim. Acaba dedim, kendisi New York'ta değil arkadaşlar, New Jersey'de. Çok merak ettim. Dedim bir telefonla arayayım. Halini hatırını sorayım. Acaba memnun kaldı mı? Nasıl? Aradım, dedim ki nasılsın, iyi misin? O da iyiyim falan filan. Konuşuyoruz böyle. Dedim ki memnun musun dedim Amerika'dan. Önce bir böyle bir güldü böyle. Sonra dedi ki abi dedi, bir şey söyleyeyim mi dedi sana. Tabii dedim, dinliyorum. Dedi ki abi dedi, bak şu cümle benim hayatıma bundan sonra beynimde çıkmayacak bir cümle. O kadar güzel bir şey söyledi. Dedi ki abi dedi, uçağa bindim dedi. 10 saatlik dedi. 10 saatlik bir yolculuktan sonra dedi 200-250 yıl dedi dünyada öne gelmişim dedi. 250 yıldır level atladım dedi. Hani hep diyoruz ya 100 yıl gerideyiz, 200. Abi dedi biz 200-200 yıl gerideymişiz dedi. Şu an dedi hayatımı 250 yıl öne attım dedi. Başka sana ne söyleyebilirim dedi ya. Abi dedi televizyonu açıyorum. Artık dedi bizim o siyasetçilerin hep aynı yüzlerini görmüyorum dedi. Hep aynı şeyleri görmüyorum. Artık televizyonu açtığımda işte efendim bugün patates, bugün şeker, bugün yağ, bugün un fiyatlarına değil. Artık açtığımda NASA'nın ne zaman uzaya işte füze fırlatacağını ya da Tesla'nın yeni arabalarını ya da gelişimini izlediğim zaman kendimi tuhaf hissediyorum. Hala alışamadım diyor. Abi diyor hayal demeyeyim diyor. Gerçek mi bu diyor ya? Bu gerçek mi diyor? Artık diyor televizyonu açtığımda diyor taciz, tecavüz olaylarını izlemiyorum diyor. Abi diyor buraya gelenler diyor. Buraya gelmek isteyenler hep araba fiyatları, hep alım gücünden bahsediyorlar. Abi diyor umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Burada diyor ben artık diyor her şeyi yapacağım. Her yola gireceğim. Ben elimden geldiği kadar bu ülkede yasal olarak burada işte bir sürü bunun hep söylüyorum bir sürü yolları var. Ya devletin size verdiği bir sürü yasal yollar var. Ben bunları yapacağım abi diyor. Ve ben bu ülkede kalmak için her şeyi yapacağım. Tekrar 250 yıl geriye gitmek istemiyorum abi ben diyor. Yola çıkıyorum diyor. Bir tane bayan görüyorum diyor. Hello, how are you today diyorum. Bugün nasılsın, iyi misin? Abi diyor bana cevap ver, iyiyim, sen nasılsın diyor. Burada yeni misin diyor bana ya. Ben diyor İstanbul'da diyor Beşiktaş gibi bir semtte lüks bir yerde oturuyordum diyor. Bir kere birine diyor adres sormaya gittim. Pardon dedim, şu adres nerede? Kız bana dedi ki bana mı yavşıyorsun? Abi diyor ben haline inanamıyorum diyor. İkinci bir öğrenciden bahsedeceğim. İkinci bir kişi, nasılsın iyi misin diyorum, sohbet ediyoruz. Bu kişi Türkiye'nin en lüks okulunda birinde okuyan bir öğrenci. Abi diyor bir tane bayan var diyor. Evet dedim. O kişi diyor hiçbir şekilde diyor iş bulamıyor diyor. Niye dedim? Dedi ki nasıl yani, Amerika'da imkansız öyle bir, hani gerçekten imkansız. Türkiye'de siz nasıl çok böyle 7-8 bin yere iş bulmanız zorsa, hani zordur sizin için. Ama burada da aynı şekilde adamların işçi bulması zor. Neyse adam diyor ki, kız diyor gitmiş cam silmiş. Oradan geçen bir tane Türk onu görmüş, ona bakmış. Kız sana geçip tuvalete ağlamış. Ya arkadaşım, Amerika'ya gelip direkt böyle lüks arabalara, direkt lüks bir şekilde yaşamayı hayal ediyorsanız hiç bu yola girmeyin. Böyle bir şey yok. Benim hayatıma bakın. Benim paylaştıklarıma bakın. Benim hayatımı iyi izleyin. Önce dipten başlayacaksın. Tuvalet temizleyeceksin gerekirse. Temizlik yapacaksın. Her şeyi yapacaksın. Çim biçeceksin. Böyle bir dünya yok. Efendim ben Amerika'ya gideyim. Hemen altında Mercedes BMW olsun. Böyle bir şey yok.
Orayı unutun. Öyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Geldiğinde bir sürü zorluk çekeceksin. Bir sürü sıkıntı çekeceksin. Ama zeki biriysen, kafan çalışıyorsa, her şeyi yaparım, her şeyi yaparım diyorsan, benim şu an benim hayatım ortada. Benim ne yaptıklarım, benim nereye geldiğim ortada. O yüzden arkadaşlar, lütfen ve lütfen böyle her duyulana, her okuduğunuza, her söylediğinize inanmayın. Üçüncü kişi. Abi ya ben buraya YouTuber'ları izleyerek geldim. Ya ben buraya işte şu kişiyi izleyerek geldim. Abi bu adamlar work and travel'la gelmişler. Lan work and travel 3 ay. Bu adam nasıl burada kalıyor? Sorusunu soruyor. Ben de ona soruyorum. Evet, nasıl kalıyor? Ben bilmiyorum. Git kendisine sor. Ama evet, bunlar doğru. Yani hiç kimse bunları sorgulamıyor. Hiç kimse bunları şey yapmıyor. Adam bak, adam work and travel'la geliyor. 3 aylık. Açıklayın bana nasıl kalıyor. Hep söylüyorum arkadaş, söylemekten sıkıldım. Lan önemli olan önce burada bulunabilmek. Burada bulunduktan sonra devletin sana... Bu arada arkadaşlar, bir otoparka geçtim. Arabamı bıraktım. Eski araba görüyor musunuz? Eski araba görüyor musunuz? Gösterin. Buyurun gösterin. Bak bir tane eski araba göstereyim size bak. Bir tane eski araba göstereyim size. Şu Honda Accord. Şu tek kapılı sport araba. En eskisi bu. Devam ediyorum. Buyurun. Burası normal bir otopark. Devam ediyorum. En eski arabayı göstereceğim yine bir tane daha size. Şu Subaru, o da güvenliğin arabası. Bakın güvenlik üstünde zaten bir tane işçinin arabası. En eski arabalar bunlar burada. Şunlar arkadaşlar, Jetta'lar. Burada en eski araba olarak geçiyor. Gençler, ben buraya gelen öğrencilerin hayatlarını paylaşmaya devam edeceğim. İşte ev bulamayanlar var. Ne bileyim, kalacak yer, iş konusu, her konuda. Gelecek videolarda bundan bahsedeceğim. Kameram donuyor, neden bilmiyorum. Umarım sesim geliyordur. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.